Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burcu şekildeki gibi bir ceviz kıracağı tasarlayıp sınıfındaki arkadaşlarına kuvvet kazancının daha büyük olması için cevizi hangi bölmeye koyup kuvveti hangi noktalara uygulardınız diye soruyor. Arkadaşlarım Mert, Emre, Hülya, Elif ve Zülal şekildeki yorumları yapıyorlar. Buna göre Burcu'nun hangi arkadaşının söylediği yapıldığında kuvvet kazancı daha büyük olur. Arkadaşlar şeklimizde ceviz kıracağının tam şu nokta dönme noktasıdır. Yani dönme noktasına O noktası diyelim. Arkadaşlar olay resmedelim. Şöyle bir ceviz kıracağı var. Ve arkadaşlar dönme noktası tam ucunda şu nokta O noktası olsun. Cevizi de arada bir yerde koyalım ve cevizin aşağı doğru ağırlığı G kadar olsun. Arkadaşlar ceviz kıracağına kuvvet uygulanınca kuvvet çifti olur. Şurada bir F kuvveti, şurada da arkadaşlar bir F kuvveti, çift taraflı bir kuvvet uygulanıyor. Peki O noktasına göre tork alsam kuvvet çarpı kuvvet kolu şu uzaklığı arkadaşlar X kadar ve cevizin de O noktasına, dönme noktasına olan uzaklığına Y kadar diyeyim. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolundan arkadaşlar uygulanan kuvvet F çarpı uzaklık X eşittir. Cevizin ağırlığı G çarpı uzaklığı Y kadardır. Buradan F kuvvetini çeksem F eşittir. Cevizin ağırlığı G çarpı Y bölü X kadardır. Arkadaşlar kuvvet kazancının artması için kuvvet değeri küçülmesi gerekir. Kuvvet değeri ne kadar küçükse kuvvetten kazanç oranı o kadar büyüktür. Peki kuvvet değerinin küçülmesi için Y uzaklığı azalmalı ama X uzaklığı ne yapmalı? Artmalı. Arkadaşlar burada X uzaklığı derken arkadaşlar ya da Y uzaklığı derken cevizin buna olan uzaklığı küçültülmeli. Ceviz olabildiğince O dönme noktasına yakın olmalı. Cevizi arkadaşlar X noktasına koyduğumuz anda cevizin aşağı doğru ağırlığı G kadar. Cevizi ne kadar yakın veya uygulanan kuvveti ne kadar uzak yaparsak kuvvet kazancı o kadar büyük olur. Elif'in söylediği cevizi X'e koyar, cevizi yaklaşırdı dönme noktasına ve kuvveti P ve R'ye uygulardım. P ve R'ye uygulayınca kuvvet değeri daha küçük olur. Minimum kuvvet, maksimum kuvvet kazancı olur. Elif'in söylediği doğru, cevap şıkkımız D olur.